Merhabalar, ben Ayşen Atalan Sözbilir. Turgut Reis Anadolu Lisesi'nde resim öğretmeniyim. Bugün size biraz ıvır zıvırlarla ilgili bilgi vereceğim. Resim zaten çok ıvır zıvırı gerektiren ve yeryüzündeki her şey malzemesi olan bir alan. Hele ki günümüz resimi, çağdaş resim dediğimiz resmin alanında taşlar, ağaçlar, arazilerin kendileri, denizin dalgası, kıyıdaki kumsalın kumu, her şey, aklınıza gelebilecek her şey biraz rastlantısal, biraz da insanların müdahalesiyle, eğer bir anlatısı varsa, bir mesajı varsa, bir şey iletebiliyorsa bize, her şey resmin malzemesi oluyor. Biz şimdi evde kaldığımız bu günlerde, evde ki malzemelerle neler yapabiliriz? Biraz bunlara bakacağız. Bunlara bakmadan önce evde herkesin bazı şeyleri grupladığı, tasniflediği, kendi kendine kategorize edip koyduğu şeyler var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Örneğin babanız bir şey yapmaya kalktığında, tornavida arasa, ne yapıyor? Gidip bulaşık makinesinin yanından ya da çatal kaşıkların olduğu yerden mi alıyor? Hayır. Bir yeri var onun. Eğer babalarınıza sorarsanız bir malzeme çantası mutlaka vardır. İçinde çekici, kerpeteni, pentisi, tornavidası, bazılarının matkabının da olduğu. Ama bir sürü küçüklü büyüklü vidalar, çivilerinin olduğu bir kutu mutlaka ve mutlaka vardır. Bu baba kutusudur. Annelerimizin herhangi bir şeyde acil, herhangi bir yer söküldü, koptu, düğme düştü, onları dikebileceği mutlaka bir dikiş kutusu vardır. İçinde düğmesi, iğnesi, ipliği, değişik kalınlıklarda, yorgan iğnesi, yorgan ipi dediğimiz daha büyük ipler, çengelli iğneler ya da kilitli iğneler, birkaç düğme, fermuar belki olduğu bir dikiş kutusu vardır. Bu en basit, her gün gerekmeyen ama gerektiğinde hemen ulaşıp bulacağımız ve hepsinin bir arada olması gereken bir şeydir. Bir şeyi hemen onarmak, çakmak ya da musluğun borusu patladı, çok acil hemen bize bir bant gerekiyor ya da tel gerekiyor ya da bir şey, İngiliz anahtarı dediğimiz, musluk anahtarı dediğimiz bir anahtar gerekiyor, pense gerekiyor. Bunun için bütün evi ayağa kaldırıp arayamazsın. Ya da bunu yıllar içerisinde, yüzyıllar içerisinde bazı araç gereçlerin ulaşılması gerektiği an hemen ulaşılması için çok önemli olduğu zaten belli olmuş. Resimde de böyle. Ya da resim gibi hobilerimizi gerçekleştirirken de araçlarımıza ulaşmak, hemen ulaşmak çok önemli. Çünkü onu aramaya vaktimiz yok. Aklımıza gelen o fikri hemen gerçekleştirebilmemiz için, o ilhamı o yaratıcılığa dönüştürebilmemiz için malzemelere ulaşabilmemiz gerekiyor. Onların da belli bir yerde kendi içinde grupları. Dışarıdan bakan sizi çok dağınık görebilir, sizi dışarıdan bakan çok karmaşası içinde gibi algılayabilir. Bunların da çok önemi yok aslında. Sizin kendi içinde bir düzeniniz varsa bu sorun değil. Bu düzenin mantığını anlatmak istiyorum. Nasıl bilgisayarı yaparken Steve Jobs aşama aşama geliştirirken bu işleri klasör mantığını üretti ya. Yani klasör dediğimiz bir malzeme bilgisayarın içerisinde Word dosyaları ya da ses dosyaları ya da hangi dosyalar olursa olsun bunları oluşturduktan sonra bunları koyabileceğimiz, kendi içinde kategorize edebileceğimiz klasör sistemini üretiyor. Hatta bu o kadar büyük bir çığır ki klasörün içinde klasör, klasörün içinde klasör, klasörün içinde yüz sonsuza kadar klasörler açabiliriz. Ya da bunları silebiliriz. Aynı mantık bizde de var. Şimdi biraz dağınık gibi gidecek ama korkmayın. Bütünü bittiğinde kafanızda birçok şey oluşacak. Anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Klasörlerden bahsettik, kategorizeden bahsettik. Sizin de evinizde her türlü biçimde yaptığınız kategorizasyonlar olabilir. Örneğin böyle bir kutu, bir hediye geldi.
İç sonrasında kutuya atmadınız, çok hoşunuza gitti. İçine istediğinizi koyabilirsiniz. Benimkinde bantlar var. Bant deyince hazır kutuyu açmışken biraz bahsedeyim. Her türlü bantımız var. Normal para bantı dediğimiz şeffaf bant. Bu bizim kağıt bantımız. Bu sadece duvarı boyarken bir kere de dümdüz olması gerekiyor bir kenar. Ve boyanın birbirine geçişkenli olmaması gerektiği yerlerde biz bu bantı çekeriz, boyarız. Boyadık, kuruduktan sonra bu bantı kaldırdığımızda o yerde hiçbir iz çıkmaz ve sanki dümdüz çizmişiz gibi gözükür. O da büyük bant. Bu baskı hem bir yandan bu hani sargı bezi bandı gibi, bir yandan da baskıya gidecek şeffaf şeyler gözükmesini istemiyorsak elimizle hızla koparabiliyoruz. Bunu koyduğumuzda, bununla yapıştırdığımızda şeffaf olduğu için iki taraftan da gözükmez. Bu tür bant, bu da kağıt, bu ıslatılır. Şu an kuru, hiçbir özelliği yok gibi. Islatıp kağıtları bununla bantladığımızda, kaldırdığımızda kağıt suyu aldığında, yediğinde genleşir ve kuruduğunda tekrar toparlanır ya. Bu da kağıtla birlikte kağıdın genişlemesi oranında kendisi genişleyip kururken birlikte kurusunlar diye onunla organik bir biçimde ilişki kurabilir. Kraft kağıt dediğimiz saman kağıtlar ya da çok gramajlı sulu boya kağıtları, onlardan burada size göstereceğim. Aslında çok kalın, neredeyse bir şey gibi ses bile çıkartıyor. Ama dokulara olan bu kağıtlar bu bantlarla bantlanır. Islatıldıktan sonra tekrar açıldığında şey yapmaz. Örneğin sulu boya kağıdı. Bunlar bu bantla yapıştırmamıza ihtiyaç duymayacak gibi burada kendi içinde tutkallı şu an ıslatılır. Islatıldığında sadece şurası açık. Bütün resim yapıp bittikten sonra sadece buradan falçata ya da kretuer yardımıyla kesip aldığımda çok gergin, kurumuş bir sulu boya olur. Sulu boya suyu çok sulandırarak, hatta kağıt sulandırılarak yapıldığı için mutlaka bantlanması gerekiyor. Eğer böyle sizin kendi kendine yapışmış bir bantınız, kağıdınız yoksa, sulu boya kağıdınız, böyle kağıtlarla yapıştırabiliyoruz. Bu metal bantı çok bez var içinde, esniyor ve bunu biz çok sağlam yapıştırmak için kullanıyoruz. Kolilerde ya da paketin kendi paketlediğimiz, yapıştırdığımız şeylere göre değişiyor. Çift taraflı bant dediğimiz bir bant. Bunu bantladığımız yüzeye iki tarafı da yapışkan olduğu için yapışıyor. Burası daha çok fazla tutuyor malzemeyi. Sonra şu üstten kaldırdığımızda örneğin böyle, bu aradaki kısım İki tarafa da yapıştığı için yapışıyor ve üstünü kaldırdığımızda korunmuş oluyor. Bunlar da mesela yine kalın, bir altta bir kalınlık olmasını istiyorsun, daha güçlü yapışmasını istiyorsun. Diyelim ki bir afiş, poster ya da bir minik, çok ağırlığı olmayan bir çerçeveyi yapıştırdın. Her türlü yere yapıştırabilirsin. Yine bunlar kağıt bantlar, biraz önce dediğim gibi. Bunu kağıdımızı tutmak için. Bunlar çok değişik kalınlıklarda olabiliyor. Her türlü kağıda yapıştırmak için. Sonra söküp atacağız bunu. Yağlı boya yaparken ya da duralite ya da tuvale ya da duvara yapıştırıp sonra söktüğümüzde duvarda da izi kalmıyor. Gördüğünüz gibi hemen tuttuğu iş bitince deforme olabiliyor. Bunları biliyorsunuz zaten. Elektrik bantı dedi. Şimdi artık aslında yok. Eskiden sigortalar atardı. Hemen bantlar gerekirdi. Elektrik kabloları hep dışarıdaydı. Artık inşaatlar yapılırken onlar içeriden geçtiği için
Bunlara çok gerek kalmıyor ama biz bunları geri dönüşüm malzemesi olarak kullanıyoruz. Hatta ya da kendilerini envai çeşit rengi olduğu için, yeşilinden siyahına, mavisinden kırmızısına, her rengi olduğu için onları biz kendilerini kullanabiliyoruz. Bu da. Evet, bantları. Bu nereden geldik buraya? Aa, kutuyu anlatıyordum ben. Kutudan banta geçtik. Peki, yine gelelim. Yine kutuya gelelim. Hızlıca şunu bir toparlayayım izninizle. Evet. Sizin de kutularınız her çeşit olabilir. Örneğin böyle bir malzeme kutusu. İçinde silikon tabancamı ve silikon çubuklarımı koydum. Silikon çubukları daha fazla olduğu için ayrı bir yerde de olabilir. Yine geri gelmişken silikon tabancasından bahsetmek istiyorum. Silikon tabancası hem çok farklı boyutlarda olabiliyor ama çok basit bir düzeneği var. Elektriğe taktığınızda bu silikonlu maddeyi bunun içine koyuyoruz. Bu yavaş yavaş ısınıyor. Bunun ayağı da var böyle. Dur, bekletiyorsunuz o arada. Sonra kullanacağınız zaman sıkıyorsunuz. Buradan sıvı halde tutkalı akıyor. Çok sağlam yapıştırma işi yapıyor. Bunun en önemli şeyi, şurada düğmesi var ya, düğmeli olanı almak lazım. Oradaki birkaç kuruşu önce ucuz, ikisi de nasıl olsa aynı işi görüyor dememek lazım. Çünkü bu bir kere alınıyor. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl kullanma şeklinize göre kullanabilirsiniz. Sadece bunları tekrar tekrar alabilirsiniz. Ama eğer bu aldığınızda şu minik ayrıntıya dikkat etmezseniz bir süre sonra bunu atacaksınız, kullanmak istemeyeceksiniz. Çünkü çok sıkıntı yaratacak. Eğer bunun fişini çıkartmadan hemen düğmesine basarak kullanmaya başladığınızda, tekrar yerine koyduğunuzda bu akmayacaktır. Ama siz bu işiniz bitti deyip bu düğmesiz, 0 ve 1 olmayan düğmesiz bir taneyiniz varsa, bunu koyduğunuzda, siz bir yandan yaptığınız, yapıştırdığınız şeyle uğraşırken bunu kenara koyduğunuzda bu ısıtıp hala akmaya devam edecektir. Bu önemli bir ayrıntı. Hazır malzeme hiç yoksa ve almanız gerekecekse ona dikkat etmenizi istiyorum. Yine başka bir kutu. Bir bilgisayar parçasının ya da herhangi bir şeyin kutusu. Atmıyorsun, atmıyor. Biz atmıyoruz. Ben ıvır zıvır böyle kurdelalar, ipler, lastiklerin olduğu bir kutu haline dönüştürdüm. Üzerine de yazdım. İpler, lastikler diye. Herhangi bir şekilde ihtiyacım olursa hemen onu arıyorum, buluyorum. Yine çok yer kaplamasın diye, kolay taşıyabileyim diye bir aynı kutuyu, böyle bir boya kutusu da yapabilirsiniz. Ters çevirip arkasını kolaylıkla görebileyim diye. Hangi derde ne renk var diye. Bunlar guaj ve akrilik, minik ahşap boyalarımın olduğu bir kutu. Ya da böyle bir kutunuz olabilir. Bunlar tahtaya geçmeli rafları da var. Ya da üst üste koyabilirsiniz. Yine yanlarına bantlayarak içinde ne olduğunu yazabilirsiniz. Kapaklı olduğu için. Aha, bunda ne varmış? Bakalım. Bu da aslında hepinizin bildiği ama çok kullanmadığı bugünlerde bir şey. Bunu biliyorsunuz değil mi? Bu neydi? İletki mi? Yönyemi. Bu iletki. İletiyor. Buradan ileriye doğru diye. Yönye. Burası çizmek istediğimiz çizginin üzerindeki noktaya getirip koyuyorsunuz. Hepsinde vardır. Tam sıfır noktasıdır orası. Buradan derecelerinizi çizerek kaç derecelik üçgen çizeceğinize karar verebilirsiniz. Bunlardan iki çeşit var. Bir 60 derecelik, bir 45 derecelik. 90 derecelik yani. Burası 45, burası 90 derece. 60, 30, 30 derece. Bunlar sadece iki tane. İlginç değil mi? Bununla her türlü çizimi, açıları çizebilirsiniz. Şimdi bunlardan bende neden var? Eskiden teknik resim derslerimiz vardı ve teknik çizim derslerimiz vardı. Ve eskiden yine karikatürlerde hep
mühendisleri, mimarları çizerken hep bir T cetveli, ha, size T cetvelini de göstereceğim. Bir de şeyler gösterilirdi. Bu tür. Bunlar yine yapılan mimari çizimlerde herkes aynı standart yapsın diye burada harfler, rakamlar var. Bunların içine koyup bu çizimlerle çizdiğimiz projelerin ya da biz aynı zamanda dekoratif ressam, yani duvar teknikleri, minik mimari şeyler, duvar resimleri, her türlü sgrafitodan mozaiğe, direkt camdaki uygulamalara kadar her şeye yönelik bir eğitim aldığımız için biz bunların hepsini kullanmayı öğrenmiştik. Bunları kullandığımız, çizdiğimiz aletlerde tabii şeydi, rapidolar vardı o zaman. Şu an hazır şeyler var. Şimdi fırçalar uçlarındaki kıllara göre önemlidirler. Ve bu fırçalar samur dediğimiz bir hayvanın kıllarından yapılmıştır. Benim size bahsettiğim işte 38 yıldır 40 yıldır var fırçalar dediğim fırçalar bunlar. Bu çok iyi temizlenmediği için ve çok fazla kullanıldığı için biraz farklı yıpranmış bir fırça. Bunların en önemli özelliği bu kadar süre, bu kadar yıl yaşayabilmesinin, fırça canlıdır. Eğer doğru kullanılmazsa ölür, bir daha kullanamayız. Ama biz işimiz bittikten sonra aynı elimizi nasıl sabunlayıp yıkıyorsak, nasıl temizliyorsak, fırçamızı da fırçamızın özelliğine göre temizleyip olması gerektiği gibi kurutursak kesinlikle yıllarca kullanılabilir. Yani almaya gittiğimizde biraz pahalı gibi gelen fırçanın yıllarca kullanılmasıyla baktığımızda o kadar pahalı olmuyor. Ya da herhangi bir boya ilk bir tane aldığımızda çok pahalı gibi, ama onunla biz birçok resim yaptığımızı düşünürsek, eğer doğru kullanırsak, pahalı değil. Şimdi hocalarınız size bazen şu işte 2, 4, 6 numaralı fırça alın diyebilir. Fırça almaya gittiğinizde her farklı firmanın farklı numarası vardır. Örneğin bu 30 numara demiş. Buna bakıyoruz, 16 numara, 12 numara, 8 numara, 4 numara. Nasıl yani? Şimdi bir yerdeki başka bir markanın fırçasıyla öbür markanın fırçasının numaraları denk düşmüyor. Oradaki 16 numara başka bir kalınlıkta, buradaki 16 numara başka bir kalınlıkta. Örneğin bu Lucas'ın 16'sı. İkisi de uluslararası olduğu için yani yakın olabilir birbirlerine. Bunun 16'sına bakıyoruz. Birisi Habico, birisi Lucas. Yakın. Ama bir Sidor'un Türk markasını alalım ya da daha sonradan hobi malzemeleri olarak çıkan birçok başka markalar var. Onlarınkileri aldığımızda kesinlikle farklı boyutta çıkıyor. Bunun 15 numarası mesela. Gibi. Şimdi genellikle eğer dereceleri atlayarak kendi içinde farklı kalınlıkları alacaksak aynı markayı almakta özen göstermeliyiz. Yani Habico ise Habico, Sidor ise Sidor, Lucas ise Lucas, hangi Pepe oysa Pepo falan gibi aynı markanın atlayarak giden numaralarını almakta yarar var. Şimdi bunlar yağlı boya fırçası. Tüyleri yumuşak, yağla karıştırılmış boyayı kendi tüylerine tutabilmesi için özellikle farklı. Bu boyayı karıştırıp bunun fırçamın üzerinden tuvalime taşıyacağım ya da hangi malzemenin üzerine resim yapıyorsam
ve malzememe sürdüğümde fırçadan o malzemeye bırakacak boyayı, bir de istediğim gibi bırakacak. Eğer hiç fırça izi bırakmak istemiyorsam ona göre, fırça izi olsun istiyorsam ona göre bırakacak. Yani benim dediğimi, hissettiğimi yapması gerekiyor bu fırçaların. Uzun olmasının nedeni, tuvalim büyükse küçükse mekanı uzaktan ucunu tutarak aynı biçimde istediğimi yapması gerekiyor. Şimdi fırçaların biz şöyle bakarız. Bu taraftan baktığımızda belli bir kalınlığı vardır. Yana çevirdiğimizde bir kalınlığı vardır. Her fırçanın en az iki biçimde biz kullanırız. Hem yatay hem dikey tutarak farklı kalınlıklarda kullanırız. Örneğin bunu hem buradan hem buradan kullanırız. Şu kedi dili dediğimiz fırça halinde üretilmiş bir fırça. Gördüğünüz gibi oval biçiminde kenarları. Oysa bütün fırçalar gene alındığında bütündür. Kullana 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 sanatçı kullandıkça kenarlarını yedirir ve kedi dili dediğimiz fırçaya dönüşür fırçası. Bu fırçalar her sanatçının kendi fırçası ne kadar çok kullandığı ve nasıl kedi diline dönüştüğü ile ilgilidir. Bu kendi kendine kedi dili olmuş bir fırça. Yani o kadar çok kullanılmış ki kenarları yene yene bu bir ovalliğe dönüşmüş. Şimdi eğer boyayı, fırçayı boya kutusunun içinde direkt böyle kalmışsa ya da boya tiner ya da inceltici kapta kalmışsa ve basılmışsa o fırçalar zaman içerisinde farklı biçimde eskiyor. Oysa yağlı boya fırçalarının yağlı boyasından sıyırdıktan sonra tinerle çok güzel ya da hangi incelticiyi kullanıyorsa iyice temizleyip sonra elini yıkarken elini sabunladığı gibi fırçayı da önce sabunlayıp hiç boya akmayıncaya kadar temizlemesi, yıkaması gerekiyor. Bunları kuruturken, saklarken farklı biçimde koyması gerekiyor. Şimdi bir yağlı boya fırçasıyla akrilik boya fırça arasında nasıl bir fark var? Onu söylemek istiyorum. Bunların da kendi içinde yine bir sürü kalınlıkları var. Akrilik boya domuz kılından yapılır. Serttir. Akrilik boya suyla inceltildiği için, suyla karıştırıldığı için yağlı boya kadar değildir pigmentleri ve kendi karışımı da. Akrilik boya zaten kendisi belli bir kıvamdadır, su gibidir. Yağlı boya gibi çok şey değildir, tüpün içinde değildir. Ve bu yağlı akrilik boya biraz ağır olduğu için, zor olduğu için maddesel olarak yani yağ kadar hazır kıvamlı olmadığı için akriliği alıp fırçada tutar, dökülmeden, yolda düşürmeden tuvalimize ya da hangi yüzeye yapacaksak oraya taşıması anlamında şey gerekir. Domuz kılı fırça gerekir. Sert fırça gerekir yani. Bunlar beyazdır. Bunların da aynı şekilde temizlenmesi gerekir. Eğer bu fırçalar yeterince temizlenmezse, örneğin burada bir tane var, kurumuş ve bir daha asla bunun çıkma şansı yok bu fırçada. Bir kez daha kullanıldığında, iki kez daha kullanıldığında hızla ölecek, kesilecek bir fırça gibi. Bu iyi temizlenmediği için zamanında. Bir de bunlar çok daha hızlı eskir tabii. Yani samur gibi ya da diğer fırçalar gibi güçlü fırçalar değil, çok hızlı eskirler. O yüzden daha da ucuzdurlar. Yani yağlı boya fırçası almaya gittiğinizde ucuz diye bunları aldığınızda yaptığınız yağlı boya resimler yeterince iyi olamayacak, hakim olamayacaksınız. Yani boyaya istediğinizi yaptırabilmeniz için ara malzemeleriniz iyi olmak zorunda. Burada yine başka bir firmanın fırçaları var. Bu şu hızla çevreye doğru dağılması var ya, bu hiç iyi bir fırça değil.
Çünkü iyi fırça ıslandığında ya da boyayı aldığında derlenip toparlanıp kuruyukenki kadar derli toplu durması gerekiyor. Eğer bu şimdiden bu kadar dağınıksa boyayı aldığında da yine dağınık olacak ve benim istediğimi yapmayacak. Taşacak yani. Farklı şeyler yapacak. Yine bu çok kötü kullanılmış bir fırça. O yüzden bir kenarı kesilmiş. Biz bunlara yelpaze fırça diyoruz. Ağaç yapımında, çiçek yapımında aynı tonda ve çok fazla yapmam gerekiyorsa bu fırçaya yapıp hızlı hızlı bastırdığımda bir kere de hızla aynı şeyler çıkar. Buna tampon fırça diyoruz. Sadece basarak işte bulut ya da çok büyük yüzeylerde homojen kaynamış birbirine dağılmış biçimde yapmak istiyorsak bununla bu tür fırçalarla yaparız. Bunun illaki böyle olması gerekmiyor. Bu da aynı tür bir fırça. Üstü dümdüz koyduğumda her tarafı eşit biçimde basar. Bunlar daha çok akrilikle ilgili. Bu fırçalar Ebru fırçaları gül ağacı dalından yapılmış ve tüyleri özel bunların da. Kitrenin ve şeyin boyanın istediğim gibi püskürmesi için farklı fırçalar. Bu kesik uçlu bir fırça. Yine özel bir şey yaparken belli bir eğimde yapmak istiyorsam, her yerde aynı eşit olmasını istiyorsam tercih edilen bir fırça. Bu da yine ucu samur özel fırçalardan. Bunlar daha çok hobi amaçlı kullanılan fırçalardan. Yani hızlı bir şekilde standart ve aynı ağaçtan, aynı çiçekten, hep aynısından yapacaksam o zaman kullanacağım malzeme de bana yardım etmesi gerekiyor. Öyle bir şey. Mesela bu da iyi bir fırça değil. Şimdiden bu kadar dağınık. Yani ya iyi kullanılmamış ya da kullanıp temizlendiği halde ilk kullanımdan sonra kendini salmış bir fırça. Ha, bunu ben nerede kullanırım? Belki daha en finalde değil de alt zeminleri boyarken birbirine tuvalime yedirirken bunu kullanabilirim. Sonra finale yakın diğer fırçalarımı kullanabilirim. Yine bunlar da özel malzemeler. Kauçuk gibi, kara kalem, toz pastel gibi pastelleri yaptıktan sonra bununla dağıtıyorum gibi. Bunlar fırçalarımızla ilgili söylemek istediklerim. Şimdi kötü fırçalardan bahsetmek istiyorum. Bu alınmış, alındıktan çok kısa. Bu yani ne yapabilir ki? Ne yapabilir? Yani sadece sulu boyayı sürüp, ya gerçekten çok dağınık ve istediğiniz, anlatmak istediğiniz bir form yok, bir biçim yok. Sadece sürüyorsunuz ya da püskürteceksiniz. Savruk şeyler çizmek istiyorsunuz. O zaman kullanabileceğiniz boyalar, fırçalar. Ne yazık ki bütün hemen hemen boyaların içerisinden çıkan fırçalar da bunlar. Çok yazık oluyor. Burada fırçalar canlıdır demiştim. Ona örnek olsun diye okuldan getirdim bunları. Şimdi bu boyalı bırakılmış ve hiçbir şekilde bunun çalışma şansı yok. Yıkasak da yok. Tinerle yıkasam da yok. Ölmüş. Bunun bir şey yapabilmesi asla mümkün değil. Yani istediğimi yapabilmesi asla mümkün değil. Bu fırçalar çoğu ölmüş. Şuna tutkal mı, akrilik mi sürülmüş, bırakılmış. Bu gitmiş. Artık bu hiçbir şekilde boya taşımaz. Kağıda istediğimi yapmaz. Bunlar böyle. Yine bu fırçalar hobi fırçaları gibi, duvar fırçaları gibi, akrilik gibi fırçalar. Ama yine bunlar da şu mesela şimdiden saçılmış her tarafa. Bu ipek fırçaymış ama
İki kez, bir kez, iki kez bu kullanıldığında, duvar resmi yapıldığında fırça bütün özelliğini yitirmiş. İşte kağıda yapsa. Bu da çok zor bir fırça. Yani istediğiniz akriliği alıp taşırken taşıyamıyor. Çünkü ipek fırça çok zorlanıyor.